Herkese merhaba. Oldukça önemli bir hafta içindeyiz. Bugün Amerika'dan enflasyon verisi açıklanacak. Son zamanlarda özellikle işte enflasyon kalıcı mı olacak, geçici mi olacak? Bunu bolca tartıştığımız ve bütün piyasalardaki fiyatlamaların odak noktasının olduğu bir veri olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki burada son dönemlerde baktığımızda FED hala en başından bu yana enflasyonun geçici olduğu tezini hala ısrarla savunmakta. Verilerin kırılımlarına baktığımızda da aslında hem enflasyon verisinde hem de istihdam verisinde baktığımızda FED'in hala enflasyon geçici olarak olacak tezinin desteklendiğini görebiliyoruz. Çünkü normalleşmenin ve açılmaların etkisiyle bazı sektörlerdeki iyileşme istihdam tarafından yansımakta. Tüketici tarafında harcamalar evet bir miktar artmış durumda. Talep enflasyon tarafında bir miktar belki önümüzdeki aylarda normalleşme yaşanabilir. Çünkü geçtiğimiz yıl genelinde pandemi nedeniyle herkes evde kapalı kaldığı için burada yatırımlar harcamaya dönüşememişti. Tasarruflar harcamaya dönüşememişti. Açılmayla, normalleşmeyle birlikte burada bireylerin yıl içerisindeki birikimlerini tüketime döndürmesi sonucunda talep enflasyonu bir miktar arttı ama üretici yani maliyet enflasyonu tarafına baktığımızda dünya çapında hala maliyetler artmaya devam ediyor. Bu da üfeden tüfeye geçişi yani tüfe tarafında enflasyon tarafında talep enflasyonu sınırlandırılabilecek olsa bile oradaki payı azalabilecek olsa bile üretim tarafındaki etkiler hala devam ediyor. Diğer taraftan önemli bir konu Delta varyantı aşılanmanın olmadığı, daha yoğunluğunun az olduğu bölgelerde ve ülkelerde vaka sayıları her geçen gün artmakta. Bu da piyasada vakalar devam ediyor. Aşılanma ülkelerin bazı bölgelerinde artmış olsa bile bazı bölgelerde hala yoğun vakaların ve ölümlerin görüldüğünü görüyoruz. Ek teşvik paketlerine yol açar mı beklentisiyle piyasalarda bunun iyimserliğin ön plana çıktığı bir süreçten yaşıyoruz. Şimdi birkaç etkiyle piyasayı değerlendireceğiz. Yurt dışına baktığımızda özellikle ABD tarafında bilanço dönemi ve pandemiden sonraki açılmanın da etkisiyle baz etkilerinin görülebileceği bir dönem yaşama ihtimalimiz yüksek. Burada özellikle bankacılıkla başlayacak. Bankacılık bugün işte JP Morgan ve Goldman Sachs'in bilançoları açıklanacak. Güçlü bilançolar beklenmekte. Hafta genelinde bankacılık önderliğinde bilançoların açıklanması burada ABD piyasalarında o baz etkisinin de pozitif bilançolar bize ulaştırmasından kaynaklı fiyatlamaların yurt dışı tarafla en azından pozitif olduğunu görme ihtimalimiz yüksek. Ama burada önemli olan son 4 çeyreğe baktığımızda bütün fiyatlamalar pozitifti ama kalıcı olmadı. Çünkü kalıcı olarak yönü belirleyecek olan yine Fed'in politikaları, makroekonomik gerçekler ve varyanta pandemi de son durum olacak. Yurt dışı taraftaki o pozitif etkinin sınırlı da olsa önümüzde birkaç hafta ya da birkaç ay da olsa devam ettiğini görebiliriz. Bu anlamda yurt dışı tarafın etkilerinin pozitif olduğunu söyleyebilirim. Yurt içine dönecek olursak burada yurt içinde yine aynı şekilde yurt dışına paralel bizde de bilançoların açıklandığı bir dönem olacak. Burada son birkaç aya baktığımızda zaten piyasalarda sektör bazlı ve hisse bazlı ayrışmaların ön plana çıktığını görüyoruz. Bu aslında pandemi döneminde iyi performans gösteren hisselerin kar realizasyonları yaşadığı, endeksin gerisinde kalmış hisselerin ise biraz daha performansının artması. Tabii ki bu sektörel gelişmeleriyle ve makroekonomik desteklerle birlikte. Örneğin işte pandemiden sonra normalleşmeye biraz daha dönmüş olmamız turizm sektörünü önemli ölçüde etkiledi. Hizmet sektörünü önemli ölçüde etkiledi. Olumlu anlamda etkiledi. Aynı şekilde ulaştırma tarafını olumlu anlamda etkiledi. Diğer yandan pandemi döneminde sanayi endeksiyle arasındaki makasın oldukça açıldığı bankacılık endeksinin de son birkaç haftadır pozitif ayrışmaya devam ettiğini görüyoruz. Burada bilançoların genelinde fiyatlamalar ön plana çıkacaktır hiç şüphesiz. Ama bunun kalıcı olup olmayacağı yine para politikaları ve yurt dışındaki piyasaların durumuyla alakalı olacak. Burada tek dikkat etmemiz gereken nokta şu. İşlem hacimlerine baktığımızda son zamanlarda oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Yabancı yatırımcının payı gitgide azalmakta. Yerli yatırımcı
alıcının yatırım alternatifi çok olduğu için burada çeşitlilik ön plana çıkmakta ve borsada o geçtiğimiz yıl görmüş olduğumuz yeni yatırımcıların piyasaya dahil olması kavramının artık bir miktar doyuma ulaştığını görüyoruz. Tabii bunda halka arzların da oldukça önemli payı var. Hem halka arzlar hem yatırım yelpazesinin çeşitliliği bir miktar burada fiyatlamaları sınırlıyor. Bunun yanında da tabii özellikle Borsa İstanbul tarafında 1500 seviyelerinden sonra gelen o düzeltme hareketi ve 1400'lerin üzerinde kalıcı bir şekilde kalıcılık sağlanamaması burada yatırımcıların bir miktar izle gör stratejisi oluşturmasına neden oluyor. Takip edeceğimiz bilançolar tabii ki ön plana çıkan sektörlere baktığımızda demir çelik sektörü ön plana çıkmakta, ulaştırma sektörü ön plana çıkmakta, turizmle ilgili bağlantısı olan sektörler ön plana çıkmakta. Özellikle ilaç sektörleri geçtiğimiz yıl evet aşı çalışmaları ile birlikte bir miktar pozitif sergilemişti, fiyatlama sergilemişti. Bir realizasyon gerçekleşti. Şu an itibariyle o geçtiğimiz yıla göre performansı düştü. Ancak burada da hala eğer önümüzdeki dönemlerde etkinliği olduğu söylenen aşıların etkinliği sorgulanmaya başlanırsa şayet burada ilaç şirketleri bir miktar daha ön plana çıkabilir. Ama şu anki şartlara baktığımızda normalleşmenin etkisiyle ön plana çıkan hisseler bir miktar daha fiyatlamalarda etkili oluyor. Şimdi yurt içinde yarın Merkez Bankası'nın kararı açıklanacak. Oldukça önemli. Çünkü Merkez Bankası'nın kararından bir değişiklik beklenmiyor ama burada metinde bir değişikliğe gidilebilir. İlave sıkılaştırma kavramı eklenebilir. Daha önceki metinde biliyorsunuz mevcut sıkı duruş korunacak kavramı eklenmişti. Bu metinde de Merkez Bankası daha çok hani müdahaleyi sözel bir şekilde gerçekleştirebilir. Gerekmesi halinde ilave sıkılaştırma uygulanabilir şeklinde bir yorum görebiliriz. Ama bunun dışında faiz oranlarında zaten bir artış beklenmiyor. Ama orada gelen önemli nokta şuydu. Bu zamana kadar hep Merkez Bankası enflasyonun faiz oranlarının beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde olacağını iddia etmişlerdi. Şu anda evet enflasyon faiz oranlarının altında ancak bu ayki enflasyon rakamına doğalgaz ve elektrik zamları yansımadı. Haliyle de Merkez Bankası'nın sınavı Temmuz ayında değil de Haziran ayında olacak. Çünkü orada enflasyonun artık faizlere yaklaştığı hatta belki de faizleri geçtiği bir dönem olacak. Dolayısıyla da burada reel faiz veremiyor olmamız Merkez Bankası'nı yeniden bir faiz artırımına sürükleyebilir. Beklenenden güçlü bir, beklenmeyen bir adım gelirse şayet Merkez Bankası'ndan bu da pozitif bir fiyatlama yaratabilir yurt içi piyasalarda. Dolar TL tarafına baktığımızda burada çok uzun zamandır 8.60 seviyelerinden destek bulduğunu ve 8.80'leri kıramadığını görüyoruz. Bu seviye bir bant hareketi olarak devam etmekte. Burada evet geri çekilme dolar endeksinin de zayıflamasından kaynaklı bir miktar. Özellikle ABD 10 yıllıklarında son dönemlerde ciddi bir düşüş görmüştük. Bundan kaynaklı, dolar endeksinden kaynaklı bir geri çekilme ön planda. Yani buradaki etkinin yerel değil küresel olduğunu söyleyebilirim. Burada 8.60 seviyeleri önemli. Bu şartların korunmaya devam etmesi halinde 8.80 önemli direnç seviyesi olarak ön plana çıkmakta. Geri çekilmelerde ise 8.35 seviyeleri ve hemen altında 8.20 seviyelerine doğru olumlu bir haber akışı, olumlu bir hamle bizi aşağıya çekebilir. Ama şu an bu yatay bandın devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan kripto borsalarına geldiğimizde burada da tabii ki bütün dünya piyasalarındaki o para döngüsünden kripto varlıklar da etkilenmeye devam ediyor. Son zamanlarda 30 bin doları Bitcoin kıracak mı, kırmayacak mı bu endişe kaynağı olmuştu. Çünkü 28 bin dolarlara kadar bir geri çekilme gerçekleşmişti. Ama hem burada özellikle yurt dışında kurumsal fonların talebinin artıyor olması hem de olumlu haber akışları yani piyasadaki bol likiditeyi ve ilave teşviklerin gelebileceği beklentileri burada kripto varlıklarda da talebi destekledi. Son birkaç gündür fiyatlamalara baktığımızda her ne kadar nette çıkış görünüyor olsa da hala yatırımcılar bol likidite beklentisiyle bunun fiyatlara yansımaya devam edebileceğini ve
geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşündüğünü görüyoruz. Burada çünkü hala ciddi anlamda satışlar gelmedi. Burada zaten Haziran'da kripto varlıklarda spot hacim de düşmüş. Yaklaşık %42 seviyelerine düşmüş. Aynı şekilde türev piyasalarda da bir düşüş var. Ama az önce de bahsettiğim gibi bu yatırımcıları hani artık yükselmeyecek beklentisini ön plana çıkartmadı. Aksine şu anda bütün varlıklarda olduğu gibi kripto yatırımcıları da izle gör tavsiyesinde stratejisini belirliyor. Burada da büyük şirketlerin, büyük işletmelerin ağırlığının %80'lerin üzerine çıkmış olması piyasayı olumlu anlamda etkileyen haber akışlarından. Bugün gelecek enflasyon verisi Fed'in para politikasını, Fed'in para politikası da dünyadaki para akışının yönünü belirleyecek. Dolayısıyla da burada bugün veri öncesinde fiyatlar şuraya gidecek, buraya gidecek şeklinde yorum yapmak çok doğru değil. Beklenenden güçlü bir enflasyon, yani enflasyondaki o artış yüksek gelir ve şayet her ne kadar bugün enflasyonda aylık bazda bir düşüş bekleniyor. Bu gerçekleşmez de yüksek bir enflasyon gelirse biz yeniden Fed beklenenden önce tapering'e başlayacak fiyatlamasına dönebiliriz. Ama beklenenin altında gelecek, yani daha düşük gelecek bir enflasyon verisi de burada Fed'in enflasyondaki yükseliş geçici olacak tezini destekleyeceği için burada bir miktar piyasalara rahatlama getirebilir. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar.